Gökyüzü, sistem, Rabbim uyanın diye bağırıyor aslında. Nurdan varlıklar size bir şeyleri göstermez, bir şeyleri gelecekten haber getirdim demez. Negatifler etki altına almak için kötüde, küfürde, bedduada kalmamak gerekiyor. Titreşimin düşmesi demek aslında şöyle bir şey. Bağışıklığınız düşüyor gibi. Bu tutulma evlendirecek, evlilikler olacak. Mesela Devlet Bahçeli Oğlak Burcu, bu terazi tutulması ona negatif bir enerjiyle gelecek. Biz önümüzdeki zamanlarda lider değişimleri, dünyada birçok dengenin değiştiğini göreceğiz. Bizi zaman zaman şoke edecek günler var. Açıkçası ben Kasım ve Aralık'ta herhangi bir şeyi başlatmanızı çok tavsiye etmiyorum. Genel olarak her şeye dikkat etsek iyi olacak galiba. Yine siz de bu grubun evlenebilir ve boşanabilir ekibindesiniz. Ne olur ne olur iyi de kalın ve enerjinizi yüksek tutun. Çünkü önümüzdeki süreçte bu çok önemli. Daha hayırlı bir şeye mi gidiyoruz, daha hayırsız ama onu merak ediyorum. Yok, hayırlı bir şeye gidiyoruz. Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında daha önce bir defa konuk ettiğimiz bir isim, astrolog Damla Ünder bizimle. Damla'm hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ferda Hanım. Nasılsınız? İyi olacağız inşallah. Gökyüzündeki açılar mı sebebiyet veriyor bilmiyorum ama ülkece, kendi içimizde, bireysel yaşamlarımızda böyle arka arkaya olumsuz haberleri alıyoruz. Bunun bir sebebi, hikmeti olsa gerek diye düşünüyorum. Hepsini konuşacağız. İzleyicilerimize de az sonra niteliğinde birkaç bilgi vereyim. Geride bıraktığımız ay tutulmasına dair söyleyecekleri var Damla Önder'in. 2 Ekim'de bir güneş tutulması var. Bu bize ne getirecek? Bunu anlatacak. Liderlerle ilgili dikkat çekeceği noktalar var. Biraz kaos görüyorum dedi. İçimizde insanımsılar var. Bunu son dönemde yaşadığımız olumsuzluklara bağlıyor. İlişkiler açısından başlangıçlar, bitişler görüyorum dedi. Bir de güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Hepsini bugün yayınımızda bize anlatacak. Damla Hanımcığım, önce şuradan başlayalım söze. Biz bir narin olayı yaşadık maalesef. Acı listemize bir ins eklendi. Bir taraftan dönüyoruz, bakıyoruz, 2 yaşında istismar edilen Sıla bebeği görüyoruz. Artık ruhumuz gerçekten bu kadar olumsuz haberi de kaldırmıyor. Biz neden bunu yaşıyoruz? İçimizde insanımsılar var derken kastettiğiniz gerçekten tüm bunları yapan Adem oğulları olmayabilir mi diye ben de düşünüyorum artık. Evet Ferda Hanım, maalesef çok kötü bir süreçten geçiyoruz ve ülke olarak kahrolduk. O bebeklere, çocuklara, hayvanlara, doğaya verilen zarar hepimiz görüyoruz, çok üst seviyelere çıktı artık. Ve tabii ki bunların tamamı Ademoğlu insanlar tarafından maalesef yapılmıyor. Zira aramızda bizim insan gibi gördüğümüz aslında içinde bir ruh taşımayan, insanımsı, artık dışarıdan insan gibi görünen ama içinde çok farklı bir kötülük olan birçok enerji maalesef ortaya dağıldı. Çünkü bir taraftan da, yani gözümüzle görmediğimiz ama ruhumuzla hissedebileceğimiz bir tarafta da iyiliğin ve kötülüğün savaşı var aslında. Dolayısıyla bugüne kadar olan, yani bu süreçte yaşadığımız tutulmalar, son geçirdiğimiz ay tutulması, bu kadar kötü olay yaşamamızın temeldeki sebebi, sevmiyorum bu kelimeyi ama başka da bir şey koyamıyorum yerine. Gökyüzü, sistem, Rabbim uyanın diye bağırıyor aslında. Kendi içimizdeki şifayı, enerjiyi, iyiliği keşfetmemiz gerekiyor. Zira biz istemediğimiz müddetçe şeytanı ve kötülüğü seçmeyiz. Çünkü gerçekten insanoğlu o kadar güçlü yaratılmış ki Rabbim tarafından. Gelip de bizi zorla bir yerlere çekemez. İnsan bunu tercih eder. Güce, bir sürü şeye tercih eder. Bir de son zamanlarda çok fazla böyle işte ruhsal gelişim üzerine herkes bir şeyler yapmaya, anlatmaya, eğitimler vermeye, toplu meditasyonlar yapmaya başladı. En büyük tehlikelerden biri de bu. Zira biri insan kendini korumayı bilmiyorsa eğer, maalesef obsesyon dediğimiz böyle enerjik alanınıza yapışan farklı enerjiler sizi yavaş yavaş böyle emmeye başlayabilir. Hani bu Türk halk arasında musalla dediğimiz şey var ya, aslında çok daha farklı anlamları var tabii. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle kimse 2 günde, 3 günde ben oldum, şifacı oldum, hadi sana dokundum diye bize bir şeyler öğretemez ya da iyileştiremez. Zira içimizdekini hatırlamamız, kendi gücümüzü keşfetmemiz, Rabbimle bütün olmamız önemli. O yüzden lütfen bu son geçirdiğimiz tutulma da çok ruhani bir tutulmaydı aslında. Ay Lütfen. tutulması mı? Evet, bu son geçirdiğimiz ay tutulması
çok spiritüel ve ruhani bir tutulmaydı. Birçok insan bazı şeylerin farkına vardı. Özellikle 35-40 yaş arasında olanlar. Çünkü o bir uyanma dönemidir yaş olarak. Lütfen içinizdeki iyiliği, güzelliği büyütün. Titreşiminizi yükseltin. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şuna lütfen dikkat edin. Bana söylediler, bana gösterdiler. Yani başka birileri yaptı diyorsa biri size. İşte bana söylüyorlar, bana gösteriyorlar. Bilin ki o söyleyenler, gösterenler pozitif varlıklar değildir. Nurdan varlıklar size bir şeyleri göstermez, bir şeyleri gelecekten haber getirdim demez. Negatifler etki altına almak için size bir şeyler fısıldıyordur. İnsan kendi hissedebilir, kendine malum olabilir. Bizim içimizde böyle bir yeti var. Ama söylediler, gösterdiler diyenlere dikkat edelim. Ben bu noktada izleyicilerimiz adına da soruyorum size. Hem olumsuz gelişmeler yaşanıyor, hem işte kendini şifacı olarak tanıtanlar var, enerjimi kapma peşinde olabilir. Dünya zaten çok uzun zamandır baş aşağıya giden bir yer. Ben kendimi neyi nasıl koruyabilirim diye sorsam, kendim ve izleyicilerimiz adına bize ne tavsiye edersiniz? Şimdi bir kere kötüde, küfürde, bedduada kalmamak gerekiyor. Ben hep söylüyorum ya, beddua etmeyin. Sisteme, Allah'a havale edin, dönün arkanızı gidin. Çünkü beddua, küfür, negatif düşünce titreşim alanınızı düşürür. Titreşimin düşmesi demek aslında şöyle bir şey. Bağışıklığınız düşüyor gibi. Ve ufacık bir virüsten bile bir hastalık kapabiliyorsunuz. Bunun ruhani tarafını düşünün. Daima olumlu olmamız, kötüde kalmamamız gerekiyor. Bunun dışında tabii ki kendini kapatma, yumurtalama yöntemleri var. Enerji alanımızı kapatmak için altın piramit yöntemleri var. Kendimizi bu yöntemlerle bir şekilde enerjik alanımızı korumaya alabiliriz. Nasıl o yollar? Biraz bir tanesini en azından izleyicilerimize aktaralım. Tabii ki. Şimdi bir yere gideceksiniz, dışarı çıkacaksınız ya da evin içindesiniz ama kendinizi huzursuz hissettiniz. Hani şu ensede bir ürperme vardır ya. Evet. Bir şey böyle, bir şey var sanki gibi. Bir gerildiniz, uyurken huzursuz oluyorsunuz ya da şu şekilde gözümüzü kapatalım. Kendimizi ayağımızdan başlayıp kafamızın üstünde kapattığımız bir yumurtanın içine, bir fanusun içine aldığımızı hayal edelim. Ama bu fanus böyle beyaz nurdan bir ışık, o ışığın da kalbinizden çıktığını hayal edin. Zira Rabbimin nuru hepimizin içinde. O beyaz böyle parıl parıl parlayan, ayağımızdan başlayıp böyle tepemizde kapatalım onu. Etrafına da daha sonrasında böyle, ama bunu çok iyi imagine etmeniz gerekiyor gözünüzde. Etrafına da böyle mavi mor ışıklar vardır, neon gibi. Onlarla bir taç geçtiğinizi hayal edin. Ve daha sonrasında süre vermek çok önemli. Bakın bu çok önemli. Sabaha kadar, sabah ezanı okunana kadar, eve girene kadar gibi bir süre verin. Kendimi bütün negatif enerjilere karşı kapatıyorum. Sonra hepimize böyle iyi gelen dualar vardır. Mutlaka. Eğer bir duanız var ise o duayı okuyup böyle minimum 3 kere, 7 de olabilir. O böyle kendiniz oluşturduğunuz yumurtanın etrafını o duayı böyle serpiştirdiğiniz, yağmur gibi indiğini düşünün. Bu da kişinin gerçekten kendini tüm negatiflerden koruması için çok aslında basit olan ama çok da kuvvetli bir koruma alanı yaratmadır. Bunu çocuğunuza, eşinize de tabii ki yapabilirsiniz. Dediğim gibi özellikle bu süreçlerde birçok enerji birbirine karıştı. Bu kullanılabilir bir koruma yöntemi. 2 Ekim'de bir güneş tutulmamız var. Tüm bunların üstüne. Bize olumlu anlamda gelecek tarafları var mı? Çünkü buna ihtiyaç duyuyoruz. Ya da tüm olumsuzlukların üzerine içine güneş tutulmasına koyduğumuzda gökyüzü bize ne diyor? Şimdi güneş tutulmasının önce olumlu tarafından bahsedeyim. Şimdi lütfen. Bir grubu bu tutulma evlendirecek. Evlilikler olacak. Zira halkalı bir tutulma terazi burcunda gerçekleşiyor. Evlilikler olacak, ilişkilerde ciddi kararlar alınacak, ilişkiler belki dengeye girecek. Bunun yanında ilişkilerin bazılarında sonlanmalar olacak. Bakın bu da konuşurken hayırsız gibi geliyor ağza ama hani belki de iki kişinin de o süreçten sonra hayatı çok daha iyi gidecek. Böyle düşünmek gerekiyor. Bunun dışında bir adalet döngüsü geliyor. Çünkü bu tutulma aksı koç terazi, yani koç terazi karşılıklı işliyor ve terazide oluyor. Terazi adalet demek. Ama tüm bunların olması için
Maalesef önce suyun bulanması gerekiyor. O su bulandıktan sonra ancak dinginleşecek. Dolayısıyla hem belki kişisel hayatlarımızda, hem ülke genelinde, hem dünya genelinde birçok sıkıntının, anlaşmazlıkların, kargaşanın, kaosun, belki maalesef böyle saldırı gibi durumların çoğaldığını, adalet sistemiyle alakalı birçok noktada sıkıntılar yaşandığını, insanların bunlarla ilgili sesinin yükselmeye başladığını göreceğiz. Yani aslında önce su yüzüne çıkacak, yükselecek, görünür hale gelecek ki farkındalık oluşsun ve bir şeyler düzelsin. Yani olumlu durumların yanı sıra olumsuzluklar da getiriyor. Güneş tutulması, kaotik durumlar var dediniz. Tüm dünya için bir. Evet. İki, ülkemiz açısından ben bir sorayım. Yani 2 Ekim güneş tutulması bizi de böyle kaotik bir çembere mi alıyor? Belki de hani son bir dibi görme hadisesi mi acaba getirecek bize 2 Ekim güneş tutulması? Bilmiyorum, cevapları sizde. Çok sevmiyorum ben negatif konuşmayı ama maalesef öyle. Seslerin yükseldiğini, o bazı mekanizmaların, adalet mekanizmalarının bir sürü mekanizmayla alakalı sorunlar ortaya çıktığını, özellikle yıl sonuna doğru Kasım'la birlikte, Kasım, Aralık ve daha sonrasındaki süreçte maalesef böyle çeşitli askeri hareketlilikler olduğunu, ama şunu söyleyeyim, böyle Türkiye'nin 3. Dünya Savaşı olacak, Türkiye buna girecek, böyle bir şey yok. Yani böyle bir görsel yok. Bunun dışında şu anda var olan aktif savaşa birebir dahil olma durumu çok görünmüyor. İşte sınır dışı operasyonlar, küçük hareketlilikler gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani Türkiye savaşa öyle bir durum ben açıkçası haritalarda görmüyorum. Ama dediğim gibi bunun kaosu, orada esen, orada çıkan yangının negatifi bize yüklenecektir. Zira dünyada başka liderler de ortalığı biraz karıştırmaya başlayacak. Mesela Putin terazi burcu. Terazi burcunda oluyor bu tutulma. Oradan bir kaynama başlar. Dolayısıyla bizim ülkemizde de bunun etkileri görülecektir. Yine İran'ın liderinde bir terazi efekti var. Yani terazi olmalarına gerek yok. Terazi, oğlak, yengeç gibi bu burçlarda olsalar bile aktivasyon olacaktır. Mesela Devlet Bahçeli oğlak burcu. Bu terazi tutulması ona negatif bir enerjiyle gelecek. Yani sağlık açısından mı? Efendim? Sağlık açısından evet. Mı olumsuz bir durumda geliyor? Evet, tutulma. Hem sağlığı açısından hem de belki o sağlıktan dolayı artık siyasetle alakalı belki belli kopuşlar yaşama süreci başlayabilir açıkçası. Sağlık açısından da sıkıntılı bir süreç başlar. Yani o süreç biraz daha tetiklenir. Dolayısıyla biz önümüzdeki zamanlarda lider değişimleri, dünyada birçok dengenin değiştiğini göreceğiz. Dengeler değişecek. O yüzden önümüzde aslında hareketli, bizi zaman zaman şoke edecek günler var. Dengeler değişecekten kasıt tam olarak ne? Yani daha hayırlı bir şeye mi gidiyoruz, daha hayırsız ama onu merak ediyorum. Yok, hayırlı bir şeye gidiyoruz. Ama harika. O hayırlı bir şeyden önce yaşayacağımız sıkıntılar ve zorluklar var. Hem dünyada hem Türkiye'de liderlerle ilgili birçok gündem aktif olacak önümüzdeki günlerde. Çünkü bakın tutulmalar uzun sürelidir. Yani bir gün iki gün etkisini göstermez. Yine bu tutulma aksa da 2025'in ilk yarısına kadar etkisini gösterecek. Zaten 2025'in ilk yarısından sonra farklı bir şeyler konuşmaya başlayacağız. Onda zamanı gelince konuşuruz. Peki, ilişkilerde de bir şeye çok dikkat çektiniz. Başlangıçlar, bitişler. Bu da aslında size hayırsız gibi gözükse ama hayırlı dönecek bir şey diyoruz. Bazen bitmesi mi gerekir? Bazen bitmesi gerekir. Çünkü bitmiş, çürümüş bir şeye tutunmanın anlamı yoktur ya. Onu artık oradan hani kangren olmuş bir kolu kesmek diye bir tabir vardır ya. Böyle en kaba haliyle. Artık bir şey sizi beslemiyorsa, sonuna geldiyseniz, mutlu etmiyorsa orayı artık hayatımızdan ayırmak gerekiyor. Evlilik, sevgililik, arkadaşlık hiç fark etmez. Aynen öyle, iş hiç fark etmez. Fakat biz onun üstüne gidip hala tutmaya çalıştığımızda işte o zaman bu tutulmalar ilk aylar, dolunaylar gelip bunu yapmamız için aslında bazen böyle kafa göz dayak atarak dalıyor olabilirler bize. O yüzden yani çözülmesi gereken durumları evet. Çözmemiz adına iyi bir dönem olabilir mi bu? Kesinlikle dengeleri tutturalım. Yani 2025'in ilk yarısını bitimine kadar
lütfen bütün ilişkilerle alakalı hayatımızda bir denge kuralım. Bitmesi gerekenler bitsin. Başlaması gerekenler başlasın. Ya da işte bir ilişki vardır uzun süredir, artık böyle uzun havaya dönmüştür. Artık bir karar verin. Yoksa bu tutulmada limit var. Kafanızı karıştıracak birileri araya girer. Bundan 6 ay sonra, 1 yıl sonra dersiniz ki vah ben onu nasıl kaçırdım. O yüzden bakın çok önemli bir şey söyledi. Başlangıçlar, bitişler önemli. Önce bir bitişlere vurgu yapalım. Bitmesi gerekenin aslında bitirilmesi adına en doğru zaman dilimindesiniz. 2025'in ilk yarısı bitene kadar da bunu çözün dedi. Peki başlangıç yapmak isteyenler? Başlangıç yapmak isteyenler, şimdi biz böyle kaotik bir gökyüzüne doğru gidiyoruz. Çok fazla retronun olduğu bir döneme gidiyoruz. Ben daha önce de söylemiştik yayında. Açıkçası ben Kasım ve Aralık'ta herhangi bir şeyi başlatmanızı çok tavsiye etmiyorum. Zira o kadar çok retro ve zorlayıcı etki var ki gökyüzünde. Başlattığınız şeyin devamı gelse de sizi süreçte çok yorabilir. Bu sebeple biraz daha böyle önceden karar vermek lazım. Ani hareket etmemek lazım, gaza gelmemek lazım, manipüle olmamak lazım. Gökyüzü manipüle etmeye çok müsait. Manipüle olmadan biraz daha yavaş adımlarla aslında elimizde var olanı değerlendirip ya da elimizdeki var olan sorunu çözelim. Kasım ve Aralık'ta bir şey başlatmamaya özen gösterin diyor. Bir önceki yayınımıza da hakikaten söylemişti. Bu Kasım Aralık'ı ben hiç sevmedim demişti. Kasım Aralık'ta sevmiyorsunuz ya. Oradaki etkiyi. Evet. Biraz da şunlara dikkat edin dedikleriniz var mı başka? Genel olarak şimdi şöyle bir gergin enerji söz konusu. Verilecek yanlış kararlar söz konusu. Ekim 15'te birlikte başlayacak para piyasalarında bir karışıklık söz konusu. Hatta bu tutulma da yani biz bir tutulma geçirdik ya, ay tutulması. Mesela orada da böyle bir kaynama söz konusuydu. Yine yıl sonuna doğru gerçekten birçok alanda piyasaların karıştığını, dediğim gibi az önce böyle askeri gerginlikler olabilir, sınırlarda gerginlikler olabilir, insanların sesinin yükselmesi olabilir. Zaten böyle bir kaos ortamı olacak. Dolayısıyla hem genel hem özel hayatlarda böyle bir karışıklık ve kaos varken, negatif daha çok varken genel olarak her şeye dikkat etsek iyi olacak galiba. Ya o kadar tatlı ki, olumsuz konuşmayı da sevmediği için spesifikte bir şey söylemek istemiyor, evet. Ama genel olarak her şeye dikkat edin. Bilhassa Kasım Aralık. Hani etkisini çok sevmediğim iki ay diye daha önceki yayınımızda da söylemişti. Şimdi de söylüyor. Peki o zaman gelin herkesin en merak ettiği noktaya bir bakalım. Şöyle başlayalım Koç'tan sonuna kadar. Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek anlatalım. Evet. Şimdi öncelikle ben hep ne diyorum? Lütfen yükselenize göre dinlemeye özen gösterin. Daha verimli sonuç alacaksınız bunlarla ilgili. O yüzden yükselen Koç ve Koçlar, bir olmayı öğrenme zamanı. Biz olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir bütün olarak hareket etmeyi. Koçlar daha bireysel olmayı severler. Bu tutulma diyor ki tüm ikili ilişkilerde biz olmayı öğrenmelisin. İş yerinde takım çalışmasını öğrenmelisin. Birazcık daha sakinlemeli ve görev paylaşımına gitmelisin. Her şeyi tek başına yapmaya kalkmasak süper olur. Yine yükselen Koç ve Koçlarla ilgili ilişkilerde böyle bir sarsılma olabilir. Bekar olanlar için de ilginç bir şekilde evlilik gündeme gelebilir. Yükselen boğa ve boğalara baktığımızda öncelikle sağlık çok önemli. Bel, omurga, sırt ve boşaltım sistemi, böbreklerle ilgili sağlık sorunlarına dikkat edelim. Baştan şunu söyleyeyim, lütfen bu dikkat edelim dediğim konuları 2025'in Nisan sonu Mayıs başına kadar göze alın. Çünkü tutulma uzun süreli etkilere sahip. Gündelik hayatımızda, iş yerimizde çeşitli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu tutulmayla birlikte iş yerinde arkanızdan konuşanlar varsa, kuyunuzu kazanlar varsa yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Sizin atıyorum mesela tayin, atama, emeklilik gibi mesela konular var ise bu konular tekrardan bir gündeme gelebilir açıkçası. Birazcık gözümüzü açmakta fayda var diye düşünüyorum. Yükselen ikizler ve ikizler, valla uzun süreli bir ilişkiniz var ise sevgili ikizler ve artık bir sonuca vardırmadıysanız eğer, lütfen sonuca gelin. Evlenecekseniz evlenin, nişanlanacaksanız nişanlanın. Zira dediğim gibi o kafa karıştırıcı etkilerden biri özellikle size çok böyle üstünüze akıyor. Yani araya biri girer,
Kafanız karışır. Hiç gerek yok. O kadar emek verdiğiniz ilişkinizden olursunuz. İkizlere ilişkilerle ilgili net kararlar verme zamanı. Açıkçası onu söyleyeyim. Yine yeni başlangıçlar, bekar olanlar için yeni başlangıçlar, yeni aşklar gündeme gelebilir. Biraz geçmiş defterler karışabilir bir de sizde. Geçmiştekiler. Yani biraz karışık, ilişki durumu karışık. Peki. O yüzden net kararlar almakta fayda var. Bebek haberleri gelebilir. Bu süreçte bebek sahibi olmak isteyenler için olumlu dönemler söz konusu açıkçası. Yükselen yengeç ve yengeçlere baktığımızda yine siz de bu grubun evlenebilir ve boşanabilir ekibindesiniz. Çünkü böyle dediğim gibi değişik enerjili bir tutulma. Yengeçlerde evlilik haberleri gelebilir. Yine artık bazı boşanma haberleri de gelebilir. Ama dediğim gibi bakın her ne oluyorsa bunun sonunda bir hayır muhakkak var. Lütfen öyle düşünün. Yine ev gündemleri, evle ilgili gündemler, taşınmalar, şehir değiştirmeler, evle ilgili tadilatlar bu sürece de girebilirler. Yine ailede sağlık sorunları gündeme gelebilir, büyüklerle alakalı. Biraz ev, aile konularının aktif olduğu bir döneme giriyor açıkçası yengeçler bu süreçte. Bir de çok önemli bir şey var yengeçlerde. Geçmişte ailede istenmeyen bir aşk vakası yaşandı. İstenmeyen, birilerinin hakkı yendi. Duyulması istenmeyen durumlar yaşandı. Ve birinin hakkı yendi. Genelde kadınlar oluyor ya bu süreçte. İşte onun kaç yıl önce olursa olsun adaleti geliyor bu süreçte. 50 yıl önce de yaşanmış olsa, 5 yıl önce de yaşanmış olsa adaletin tecelli ettiği bir dönem göreceğiz. Peki. Aslan ve yükselen aslanlar için yine böyle yeni tanışmalar. Özellikle sosyal medyadan. Aman dikkat edin. Yalnız sosyal medya beni hep korkutuyor. Özellikle böyle yeni tanışmalar, yeni sözleşmeler. Böyle kısa kısa yol seyahatleri. O kadar zorlayıcı bir 3-4 yıl geçirdi ki aslanlarda. Artık şey hani biraz daha böyle farklı alanlara açılayım. Biraz daha böyle konuşma dilinizi, anlayışınızı dengeleyeceğiniz. Biraz daha aslanlar biraz yüksek tonludur ya. Biraz daha böyle dengeye oturmaya çalışacağınız minnoş bir etkiyle geliyor aslında. Değerlendirmekte fayda var. Yükselen Başak ve Başaklar. Maddi ya da manevi konularda. Kendinizden çok fazla vererek, kendinizi hiçe sayarak, fedakarlık ettiğiniz noktalarla alakalı. Sistem, bu tutulma size diyecek ki dur. Ama bu duru söylerken böyle başınızı okşayarak söylemeyecek. İş, eş, aile, arkadaş ne olursa olsun kendinizi unutup, kendinizi geri plana koyup başkaları için yaptığınız şeylerle alakalı ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Ufak tefek olmayabilir, problemler yaşayabilirsiniz. Yani birazcık böyle kafaya taş gelip ayılma durumu söz konusu olabilir. Kafaya taş gelmeden hemen önce fark edersek süper olacak. Yükselen terazi ve teraziler sizin burcunuzda oluyor. Hayatınızın dönüm noktalarından birini yaşıyor olabilirsiniz. Birçok farkındalığa vardığınız bir sürece giriyorsunuz. İşte aşkta, evlilikte. Başka birilerinin mutluluğu için hareket ettiyseniz. Aman ağzımın tadı bozulmasın. Hani var ya aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Enerjisiyle yaklaştıysanız. Sorunları sümen altı edip görmezden gelip sadece dengede kalsın diye düşündüyseniz işte kopuş noktasındayız. O dengeler, o kurmaya çalıştığınız düzen size zarar veriyorsa, artık sürdürülebilirliği yoksa kendini yıkacak. Teraziler de kendini yeni baştan inşa edebilirler bu süreçte. Yine bazı teraziler için evlilik süreçleri gündeme gelecek. Bazı teraziler için boşanma süreçleri gündeme gelecek. Çünkü şöyle bir tutulma başlatabilir, bitirebilir. O yüzden dikkat edelim ama terazilere bir parantez açıyorum. Bel, omurga, sağlığına dikkat, dikkat, dikkat. Gelelim akreplere. Yükselen akrep ve akrepler uzun zamandır, bu 3-4 yıldır yaşadığımız olaylardan sonra ruhunuzda oldukça böyle bir sıkıntı süreci gelişti. Bu süreci kendinizi dengelemek amacıyla kullanın. Lütfen akrepler bu süreçte kendi adaletlerini kendi sağlamaya çalışmasınlar. Geçmişte olmuş olaylara takılıp eskinin tozu içinde kalmayın.
Yolunuza devam edin. Lütfen intikam, beddua, bela duygusundan uzak durun. Kendiniz için yola devam edin. Rica ediyorum. Yükselen yay ve yaylar, sosyal alanlarda, kalabalık çevrelerde, girdiğiniz yeni ortamlarda yeni ilişkiler, yeni aşklar gündeme gelebilir. Buna bir dikkat edin. Ama bunun dışında içinde bulunduğunuz sosyal çevrelerde eleme yapma zamanınız geldi. Zira size sorun yaratan, aslında arkanızdan iş çeviren bazı figürler oluşabilir. Bu süreçte dernekler gibi, parti gibi alanlarda çalışan yükselen yay ve yaylar varsa lütfen rica ediyorum. Oradaki işlemlere, özellikle böyle maddi konularla ilgiliyse, işte muhasebe bölümleriyle ilgiliyse çok dikkat edin. Birine emanet etmeyin. Kendiniz bizzat yapın ve takip edin diyorum. Yükselen oğlak ve oğlaklar, sizde tutulmanın çok etkilediği, belki biraz sıkıntılı etkilediği ama hayatındaki değişimin başlayacağı gruptasınız. O yüzden negatif de gelse önce etkiler değişim için oluyor. Lütfen unutmayın. Çünkü sizin hayatınızda kadersel bir döngü, büyük bir döngü başlıyor. İş, aşk, birçok alanda hayatınıza yeni statüler gelebilir. İş yerinde terfi alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Artık o da bir statü değişimidir hayatta. Çocuğunuz olabilir. Yani hayatınızda böyle büyük büyük değişimlerin eşiğindesiniz. Aslında bu değişimin rüzgarlarını da hissediyorsunuz ne zamandır. İşte bu tutulmayla birlikte yavaş yavaş görünür hale gelmeye başlayacaklar. O yüzden sıkıntılı şeyler de olsa biraz sabredin. Önümüz açık. Şu Pluto sizden bir komple gitsin. Kasım 15 bir olsun lütfen. Yükselen kova ve kovalar size de böyle olumlu bir açıyla geliyor aslında bu. Yükselen kova ve kovalar içinde aslında yeni aşklar gündeme gelebilir. Hem de bunlar böyle daha mesela yabancı biri olabilir. Uzak ilişkiler başlayabilir. Böyle daha değişik, uzun, hiç belki de deneyimlemediğiniz kişilerle ve karakterlerle bir şeyler başlatabilirsiniz hayatınızda. Yine sizin için de uzak yol seyahatleri, yurt dışı bağlantılı işler, böyle gitli gelli çok yol yapacağınız işler, aktif bir dönem başlayacak. Çünkü kovalar da bu geçtiğimiz 3-4 yılda bayağı sarsıldı. Ferahlama başlıyor. Yavaş yavaş değerlendirmekte fayda var. Ha bir de uzak akrabalar, yakın akrabalar. Sorunlarınız var ise, anlaşmazlıklar var ise çözelim, çözmeye dikkat edelim derim açıkçası ben. Yükselen balıklar ve balıklar. Direkt bir sağlık diyeceğim önce. Sağlığımıza bir tık dikkat ediyoruz. Bazı yükselen balık ve balıklar şeye de yönelecekler. Burnumu yaptırsam, dudağımı mı? Böyle bir estetik isteği doğacak ve söz konusu olacak. Sizden ricam tarihlere dikkat edin bunlar yapılırken. Çünkü dediğim gibi böyle biraz yokuş aşağı bir gökyüzünde ilerliyoruz. Bunun dışında bel, omurga sağlığı onlarda da çok önemli. Operasyonlara dahi gidebilir. Ay kendime konuşuyormuşum gibi geldi bir balık olarak. Şu an oralara doğru gidebilir. Ve bunun dışında mesela işte zaten balıklar ve yükselen balıklar his olarak kuvvetlidirler. Okült konular, spiritüel konular, bu tip konulara olan ilginiz artabilir. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar, belki eğitimler, belki bazı keşifler yapabilirsiniz. Ama ve lakin borç durumu varsa lütfen onları çözün. Yani bu süreçte ne olur kredi almayalım. Lütfen kredilerden uzak duralım. Tutulma etkileri aslında böyle minik minik bu şekilde Ferda Hanım. Şimdi çok güzel anlattınız. Yine her zaman olduğu gibi hem burçlara hem güneş tutulmasına hem önümüzdeki o kaotik süreçlere, retrolara, dünyaya, Türkiye'ye baktığınızda ya evet her dağılımda bir sohbet ettik ama bunu söylemeyi unuttum dediğiniz bir şey varsa yayını sonlandırmadan almak isterim. Önemli bulduğunuz tabii. Aslında sanıyorum genel olarak her şeyden bahsettik diye düşünüyorum. Dediğim gibi dünyada dengeler değişecek, liderler birçok değişime gidilecek. Bizi değişik günler bekliyor her anlamda. Dediğim gibi zorlayıcı olabilir ama azıcık sabredin ya. Yani lütfen sabredelim. Çünkü ülkemizle alakalı, Türkiye ile alakalı çok farklı gündemler oluşacak. Burada böyle farklı enerji alanları var. Burada farklı durumlar var. Dolayısıyla bütün dünyanın gözü aslında bu topraklar üstünde. Bu topraklar çok önemli. O yüzden enerjimizi yüksek tutacağız. Biz yükseldikçe, bizim streçlerimiz yükseldikçe o negatiflerin, kötülerin buraya ulaşmaları zorlaşacak. Ne olur, ne olur iyi de kalın.
ve enerjinizi yüksek tutun. Çünkü önümüzdeki süreçte bu çok önemli. Ruhsal alemde zaten bir savaş veriliyor. O savaşı tabii ki iyiler kazanacak günün sonunda, ama süreç uzamasın yahu. Hızlı bitirelim şu işi. Ne güzel finallediniz. Şahane finallediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir kere daha bizimle oldunuz. Yine yeniden bekleriz. Her zaman bekleriz sizi yayınlarımıza. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum Ferda Hanım. Ben de burada olduğum için çok mutluydum. 2025 burç yorumlarında görüşürüz belki. Görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için de her zaman olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın.